Arı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim de ben o sözden caydım. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim de ben o sözden caydım. Ben sözümden caymadım. Çıldır gölünün donduğuna inanmadım demiştim. Gözümle göreceğim demiştim. Ve geldim gördüm. Baksanıza harbiden göl donmuş. Ayaklarımın altı buz tutmuş. Çıldır gölü bir harika. Acı gölün kuruduğunu, Çıldır gölünün de donduğunu gördüm. Çölde serap görürsün de gölde sobanın ne işi var? Selam. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, hoş geldiniz. Bu sobayı nasıl böyle kurdunuz buraya abi? Ablam, sobanın sıkıntısı yok. Nasıl sıkıntısı yok abi? Şu an buz 60-65 santim buz var. Ay ben kör oldum. Niye öyle oldu? Gözüm önümü görmüyor. Kardan dolayı gözünüzü alıyor. Ne yapıyor kar abi? Güneş ve kar parlıyor ya. Ondan dolayı gözünüzü alıyor. Ha, yansıma yapıyor. Evet, evet. Siz ondan mı gözlük takıyorsunuz? Aynen. Abi sen gözlüğünü bana verir misin? Ver ablaya. Böyle aynen. Evet abi gözlüğünü böyle bir 5 dakikalık aldım. Hakkını helal et. Ay girmiyor gözüme. Yüzün büyük mü benimle? Aynen. Ha. Yüzün büyük mü abi? Evet. Ya abinin de yüzü küçük değil ki. Nereye gitti abi? Ay, gel, ay, gel, ay. Gel abisi. Sen ne yapıyorsun burada çocuğum? Dur hani diğer abi nerede? O da çay yapıyor abla. Abi gelsene sen gözlüğü verdin abi, kaçıyorsun. Şey yapışmaya gitti. He gel abi gel. İsminiz ne? Sinan Daşdemir. Senin Emrah Üssoy. Niye böyle kızakçıyız. Gildin? Kalk kızakçısın. Sen? Biz de kızakçıyız. Ha siz burada kızakçısınız. Sen evet. Kimsin oğlum? Koray Daşdemir. Ay seni yerim tatişi. Oh maşallah. Çay yap. Sen kaç yaşındasın? 15. 15 mi? Ay ellerini üşümüyor bu çocuğum ya. Ay. Abla çay yapıyorum da gelmişsin. Ellerini üşümüyor mu ablacığım? Eldivenim var zaten. Çay niye yedim. Takmıyorsun çocuğum? Çay yaptım için. He anladım. Sinan abi. Şimdi burada bu göl donmuş. Evet. Sen sıcacık sobayı üstüne koymuşsun. Aynen. Maazallah bu sıcaktan kar erirse gölün üstüne içine öyle düşseniz. Öyle bir sıkıntı olmaz abla. Niye? Çünkü diyorum ya 60-65 santım şu an buz var. 65 dağda santim. Kalınlaşacak. Bir metreyi bulacak. Arabalar üzerine iniyor. Araba geziyorsun tabii, ha? Tabii tabii sıkıntısız. Ya ne kadar büyük bir don. Hava çok soğuk ya. Tabii tabii. Siz burada üşümüyor musunuz? Yok biz bu iklime alışkınız. Abi peki bunun üstüne böyle sıcak başka şeyler de gelse göl yıkılmaz mı? Yıkılmaz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Çıldır gölünün alanı ne kadar? 123 kilometre kare. Aynı donuk yani. Aynen aynen. Hiç boş yeri yok. Şu an her tarafı don. Peki bu göl normalden daha soğuk değil mi? Evet gölün üstü çünkü eser devamlı. Düz alan ya. Aa, ne zaman bu evet dondu artık üstüne çıkabiliriz diyorsunuz? Ocak demeden çıkıyoruz yani. Nasıl anlıyorsunuz peki? Bu donmuş şimdi, artık. Şimdi bundan bir 10 gün önce burası cam gibiydi. Suyun altı görünüyordu. He, o zaman olmuyor mu? 10 santimden sonra biz üzerine çıkıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Dedelerimiz eskiden üzerine demin deneye deneye. Deneye deneye bir sıkıntı olmadığını bildiğimiz için. Peki böyle buz olduğunu düşünüp de hiç eskiden basıp böyle göle düşen oldu mu? Yok öyle bir sıkıntı olmadı. Şükür hiç biz 5 yıldır üzerindeyiz. Daha hiç olmadı. Daha da olmaz inşallah. Diyor. Nasıl anlaşılıyor? Çünkü çatlaklar oluşuyor. Orada kalınlığını görebiliyoruz biz. Aa. Kaç santim olduğunu rahat görüyoruz. Test ediliyor. Tabii, tabii. Ticari bir alan oluşmuş. 4-5 yıldır bir işi yapıyoruz. Ne işi yapıyorsun abi? Kızakçılık yapıyoruz yani. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Kızakçılık ne demek abi? Atlı kızak tur atıyoruz. Hı hı. Eskiden bu gölün üstünde ulaşım olarak geçiyordu. He. Yine ve araba eski. Aynen. Bu gölün üstüne değil de normal sokakta da kayıyor mu? Evet kar olan her yerde kayar. He. Peki bu atlar kimin abi? Atlar bizim. Bizim derken siz ortak mısınız? Ortak. Evet evet. Ortak. 5 kişiyiz. 5 arkadaşız. Ha, akraba mısınız arkadaş aynen, aynen. mı? Akrabayız. Akrabayız. Ha. Burada peki kasa kimde? Hepimiz kasayız. O nasıl oluyor? Ortak çalışıyoruz. Ama burada gelip gideni kim kontrol ediyor ya para kaçarsa? Kaçmaz. Niye? Bu işin biz erbabı olmuşuz. Erbabı oldun da bu hesap kitabı kim yapıyor? Kimin kafası çalışıyor çok? Hepimiz aynıyız. Zehir gibiyiz abi. Vallahi maşallah abi. Söz konusu para da oldu mu? Akan sular dururdu abi. Tehlikeli değil mi? Yok ablam öyle bir tehlike olsa zaten biz üzerine çıkmayız. Sonra test ediliyor bu göl. Kim test ediyor? Devlet tarafından test jandarma. Yapılıyor. Bize izin vermezler yani bu işi biz kafamıza göre yapmıyoruz. Jandarmanın izni olmadan biz bunun üzerine de çıkmayız yani. Çocukken kendi kızaklarını tahtayla yapardık, onunla kayardık. Evet. Gölün üstünde gezerdik. Hı.
Yani, sonra meslek haline geldi. Aynen aynen. Zaten dedelerimizden beri bu kızak işi var bizde. He. Bir nevi atadan gelen bir şey. Aralığın 25'inde çıkarız. Nisan'ın birine çen kesin. 3 ay 15 gün üzerindeyiz. Abi peki o sağ ol ablacığım benim. Teşekkür abi, ederim. Ay, iyi havada çok soğuk. Çay ama güzel gider. Hele de şey soba çayı. Sen üşümüyor musun? Yok ben üşümüyorum. Kaç kat giyindin? Sadece bir tulum var. Altta da içtik var. Başka he, bu ayağındaki ne? Onlar da çizme. İçinde içtik var. Sinan abi şimdi 65 santim burada buz var diyorsun. Evet, evet, onun altı da artık bir metre olacak. Şubat'ta aynen, kadar hemen, hemen değil çıkıyor. Mi? Evet, doğru. Peki o bir metrenin altında ne var? Balıklar var. Balıklar peki o soğukta nasıl yaşıyor? Balıklar alışkın o işte. Hangi balıklar yaşıyor? Burada 7-8 çeşit balık var. Hangisi? Sarı balık diyoruz o var. Ha? Aynalı sazan var. Ha. Kara balık diyoruz, göy balık diyoruz, hı-hı, tahta balık diyoruz, şafak balığı var, oo, göl kefali var. Biz bunların hiçbirini tanımıyoruz. İstersiniz. Yani ben tanımıyorum. Şimdi bu Çıldır Gölü aslında Kars'ta büyük bir turizm ayağı. Aynen çok. İnsanlar buralara geliyorlar işte bu hem bu soğuğu görmek hem bu doğayı görmek, evet, hem kızaklara binmek. Yani Türkiye'nin çok az yerinde vardır, başka yerde doğrudur, var mı kızak doğrudur, bilmiyorum. Yok tek, Türkiye'nin tek. Abi kızağa binmek senin için ne ifade ediyor? İnsan sanki özgür oluyor. Açılıyor ya böyle. Ha, at da besili. Hoşuna gidiyor insanın. Atlarımız insan gibi dil bilir. Ne dili bilir? Yani hepsi eğitimli. Eğitimli. Eğitimli mi? Aynen. Nasıl eğittiniz peki? Onlar bize de şöyle 2 yaşından elimizde oluyor. Aha. Bu işe eğitiyoruz yani. Ne yapacağını biliyor. Şu görmüş olduğunuz ala olan at burada eğitim için burada. Biz işte burada turizm haricinde köyde de biz bazı işlerde kullanıyoruz atlarımızı. Hı hı. Burada da işte insanlara ısırmasın vesaire gibi bu durumları yaşamamak için burada eğitiyoruz. Çocuklar binebiliyor, bayanlar, yaşlılar ay, yaklaşabiliyor. Peki atı nasıl eğitiyorsunuz? Ya bizim dededen babadan biz atın içinde büyümüşüz. Meslek abla bize, o bir meslek. Siz atın dilini öğrenmişsiniz. Aynen aynen. Anne çocuğunu nasıl büyütüyorsa biz de onu aynı. Sinan abi peki bu buz ne zaman çözülüyor? Abla bu buz Nisan'da çözülmeye başlar. Çözülünce siz artık geri çekiliyorsunuz. Evet evet biliyoruz yani Nisan'da çözülmeye başlarken biz kenara çekiliyoruz da. Peki yazın mı burası güzel kışın mı abi? Abla kışın. Çünkü o kızağa binmek bir keyif. Yazın bu göldeki balık mı daha lezzetli kışınki kışın balık mı? Kışın. Soğuk soğuluyor ya. Ha o balık lezzetini alıyor. Evet evet. Ay iyi valla ben görmeden inanmam Sinan o abi. O zaman gidelim. Ya. Hem kızağa binelim, tamam, hem de balıkları tutalım ya. Çok merak ettim hadi. Biz hangi kızağa biniyoruz? Star'la yolculuk yapacağız efendim. Niye? Sizinle bu uysal otlarla Star'la ve Maraş'la yolculuk yapalım. O zaman biz hiç kontrol elden bırakmayalım. Evet. Gel ben o zaman kızağıma biniyorum. Ata biniyorum. Sen nereye biniyorsun abi? Sen de böyle mi olacaksın? Hemen çıkmıyoruz. Atları da süslemişsiniz. Çok güzel ya. Aynı benim gibi baksana rengarenk. Neden? Evet bunlar bizi temsil ediyor. Ne yazıyor? Gelen insanların çok hoşuna gidiyor. Ha güzeli herkes sever yazmışlar. Atlarımızda da çok güzel yazılar var hepsinde. Buradaki ha, atların hepsi erkek. Niye? Burada bir tane dişi at olsa diğer atlar çok yaramazlık yapar. Burada sahiplenme hissiyatıyla kavga ederler. O yüzden biz hep erkek atlarla ve daha dayanıklı oldukları için. Ya bu erkekler her yerde aynı değil mi abi? Aynen öyle. Biz burada üşümüyoruz, siz üşüyorsunuz mesela. Peki abi kuyrukları niye bağlı? Atlar kuyrukları bağlı olduğu zaman çok çok eskilerden atlarla savaş dönemlerinde kuyruklarını bağlarlardı. Atlar savaşa gidiyorum hissiyatına kapılırdı. Ha. Şimdi de ahırdan çıkarken kuyruğu bağlıysa ya binileceğim ya koşulacağım yani bir işe gideceğim hissiyatına girer ve daha cesur olur atlar. Tamam, bu bilgiyi de size vermiş olalım. Atların morali bozuk olunca istediğinizi yapmayınca ne oluyor? Atların morali bozuk olmaz. Atlarda sadece yorgunluk olur. At sadece bakım ister. Çok iyi bakılsın bu at akşama kadar burada hiç durmadan hiç dinlenmeden döner. Bunlara biz çok iyi bakıyoruz. O şartlarda bile çok iyi bakıyoruz. At yük hayvanıdır. Allah doğru, onu bu yüzden yaratmış. Sadece bize iyi bakmasını, iyi bakılmasını istensin. Bizden bu istensin. Biz bu atlara çok iyi bakıyoruz. Bunlar soğuğa da alışkın. Kafkas ırkı atlarımız. Kendi yöremize ait atlar. Bölgede yılkı olarak da adlandırılıyor.
Peki bunların temizliği nasıl oluyor abi? Nasıl yıkıyorsunuz? Biz evimize gidiyoruz. Biz aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. İneklerimiz var. Bunlar geceleri ahırdalar. Hı hı. Evlerimize götürüyoruz. Tumar deriz biz. Yöresel ağızla söyleyeyim. Kaşoy deriz, fırça deriz. Onlarla hem eve giderken akşamları hem de sabahları buraya gelmeden pırıl pırıl bir vaziyette tertemiz edip buraya geliyorlar. Hiç böyle kızakla karşıdan karşıya geçerken başınıza bir olay geldi mi? Olay değil, macera oluyor bazen. Zaten bu işi yapmak için maceracı olmak lazım benim gibi. Evet, biz mesela dün parkura gittik, atlarla kızak turuna çıktık. Dönünce bir çoygun deriz biz, yöresel ağızla söylüyorum. Böyle tipi karlı, güçlü bir tipi geldi. Turun yarısından döndük. Çok hoşuna gitti insanların, kızaktaki turistlerin çok hoşuna gitti. Diğer türlü göl üzerinde herhangi bir kaza, herhangi bir durum söz konusu değil. Şu anda buzun ölçümü 5 tonu aynı noktada taşıyabilecek bir vaziyette. 5 santimden sonra yürüyerek biz çıkabiliyoruz kendimiz. Hı-hı. 10 santimken atları çıkarabiliyoruz. Şu an 50 santim civarında. Biz hatta gölün üstünde futbol bile yaptık. Külle saha çizip gençleri topladık. Külle mi? Evet. Niye? Soba külüyle karın üstünde belirgin olduk. Bir şeyle çizemedik. Onu icat ettik. Gençleri topladık. Çok güzel bir maç yaptık. Burada atlı kızaklarla masalsı bir yolculuk yapıyoruz. Kızak üzerinde türküler söylüyoruz. Buraya gelen turistler de eşlik ediyor. Ay, en sevdiğim, ben eski de türküleri severim. Balık tutumu yapıyoruz. Sizinle birazdan yapacağız. Şu anda da kızağa binmek için sırada bekleyen insanlar var. O zaman biz hiç muhabbeti uzatmıyoruz. Evet, uzatmayalım. Turumuza çıkalım. Türkiye'nin, hatta dünyanın her yerinden insanlar kızakla kaymak için buraya akın akın geliyorlar. Biz de geldik. Aslında Çıldır Gölü ülkemizde turizm için en önemli yerlerden birisi. O zaman hadi biz de gezelim, tadını çıkaralım. Çıktı avluya, duran bunu tavlıya, gölün bulaklarından, arka sokaklarından. Ay çok güzel! Allah'ım! Kapıları toz olur, gehdeyin kızar, hepiniz bizden, benim atıma dehleyin. Güzel yarın işi iş ver adamım. Dehleyin kızar, hepiniz bizden, benim atıma dehleyin. Çıldır Gölü'nün tam ortasındayım. Buz tutmuş her yer. Çok üşüdüm. Üşüdüm dedim. Çivi çiviyi söker dediler. Beni tam da buzun üstüne getirdiler. Hem de yatırdılar. Çok soğuk. Baksanıza buz. Ses bile yok. Allah'ım. Dondum. Battı balık yan gider. Yatayım gitsin. Dondu bahar. Buza yatar. Ay, buza yattım gerçekten vallahi. Çivi çivi sök. Buz. Ellerimi hissetmiyorum. Dondum. Ölüyorum galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.